kızı annem. Neden geldin buraya? Hemen git buradan. Kızım, senden özür dilemeye geldim. Ben sana yanlış yaptım. Büyük bir hata ettim. Affet beni. Sen bu eve nasıl gelirsin? Aklını mı kaçırdın ha? Nimbol'u senin kızın değil. O gün ona yalan söyleyerek bana yardım etmiştin. Ben de bedelini ödedim. Ne bedeli ödemiştin? Kızımdan uzak kalarak en büyük bedeli ben ödedim. Şimdi kızımı almaya geldiğimde bana gitmemi mi söylüyorsun? Gel kızım, eve gidelim. Dur! Ne oluyor burada? Kimsiniz siz? Ben kızımı almaya geldim ama o buna müsaade etmiyor. Kızınızı mı? Evet, Nimbol'u benim kızım. Ben onun öz annesiyim. Hadi gidelim kızım. Hayır! Ben senin hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bak! Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Hadi. Sen gidecek misin yoksa seni evden kovayım mı? Kızımı almama engel mi olacaksın yani? Neden ona kızım deyip duruyorsunuz ha? Neden yalan söylüyorsunuz? Siz Nimbol'in annesi değilsiniz, anladınız mı? Ben de onu söylüyorum. O Nimbol'in annesi değil. O zaman siz söyleyin Bayan Magla. Nimbol'in annesi kim? Öz annesi. Soylucuydu. Bayan Anneanne, siz mi geldiniz? Ben size haber veririm demiştim. Nimbol'i henüz gelmek istemiyor. Biraz vakte ihtiyacı var. Vakte ihtiyacı olan Nimbol'i değil, sizsiniz Bayan Magla. Yalanlarınızla onu bana karşı doldurmak için. Ne diyorsunuz siz? Bu doğru değil. Neden böyle söylüyorsunuz? Her şeyi açıklayacağım. Bugüne kadar bunu sadece siz biliyordunuz. Ama şimdi hepimiz öğrendik. İşte şimdi gerçek yüzünüz ortaya çıktı. Açıklayın. Kanıtımız da var. Nereye kadar inkar edeceksiniz? Anne. Hı? Babaannem sana karşı neden bu kadar kaba konuşuyor? Söylesene yenge, bunlar ne yalanından bahsediyorlar? Hem bu kadın neden annesi olduğunu iddia ediyor? Hayır Kamla abla, o benim annem. Onunla tanıştım ben. Annem beni onunla bir mabette tanıştırmıştı. O da bana öz annem olduğunu söylemişti. Ah Nimbol'i, delirdin mi sen? O senin öz annen değil. Ah yenge, sen neden bir şey söylemiyorsun? Baksana kız nasıl yanlış anlamış. Ona gerçeği söylesene. Nimbol'i, o senin annen değil. Değil mi? Aa anne. Sen beni onunla Cetsar'da bir mabette tanıştırmamış mıydın? Bana öz annem olduğunu söylememiş miydin? Kamli abla ona yalancı diyor.
Anne, benim öz annem kim? Beni kim doğurdu? Gerçek annem kim? Anne söylesene, neden? Neden susuyorsun anne? Benim öz annem kim, söyle! Hepsi yalan söylüyor kızım. Hepsi saçmalıyor. Sen gel benimle, ikimiz buradan gidelim. Hadi gel, gidelim. Gerçeği şimdi söyleyin Bayan Magla. Konuşun! Gerçeği herkese söyleyin! Soylu cadı! Neden anneme elinizi kaldırdınız? Neden vurdunuz annemi? Yalan söylemiyorum desene. Gerçeği söylüyorum de. Anne, sen öz annemin kim olduğunu biliyorsun değil mi? Anne söylesene lütfen. Öz annem kim benim? Anne neden susuyorsun? Anne söylesene öz annem kim? Hiç kimseye sormana gerek yok kızım. Kendine sor. Senin annen kim? Bunca yıldır seni çılgınlar gibi arayan kişi kim? Seni bulduktan sonra bile sevgini kazanamadı. Gece gündüz ağlıyordu. Senin hasretine gözyaşı döküp durdu ama seni çok güldürdü ve... Sen ona sürekli soylu cadı diyordun. Evet kızım. Soylu cadın senin öz annen. Seni dünyaya o getirdi. Annenim. Hayır.
Doğru kızım. Sana bunu böyle söylemek istemezdim ama... Ama ne yapayım? Gerçeği sana göstermemin başka yolu yoktu. Doğru söylüyor. Ben sana yalan söyledim. Lütfen affet beni. Senin öz annen bu kadın. Ben değilim. Evet Nimbuli. Bayan Anandi'nin gerçek annen olduğunu ben de biliyordum. Bana Jetsar'da annenle tanıştığını ve onun çok kötü olduğunu söylediğinde anladım ki sen ve Bayan Anandi kandırılıyormuşsunuz. Bayan Magda'yı hemen sorguya çekmek istedim. Ama kendimi durdurdum. Çünkü seni alıp buradan kaçmasından korktum. Daha önce yaptığı gibi. Evet Nimbuli. Bayan Magla Bay Kanha Yalal'ın evine seni ilk götürdüğünde Anandi'nin senin öz annen olduğunu biliyordu. Ama bunu sana asla söylemedi. Sana gerçeği söylemediği gibi gelecekte de söylemek gibi bir niyeti yoktu. Bu yüzden buraya gelmektense Jetsar'a gidip gerçeği herkese söyledim. Ne demişler? Yalan er ya da geç, mutlaka ortaya çıkar. Onlara Kanta'dan bahsedince onun gerçek yüzünü hepimiz anladık. Böyle söylemeyin efendim. Çok çaresizdim. Magla çaresizliğimden faydalandı. Ve bir çift altın bilezikle beni kandırdı. Karşılığında da bu kızın annesi gibi davranmamı istedi. Kızın annesinden nefret etmesi için onu azarlamamı, ona kaba davranmamı istedi benden. Gerçekten ben Magla ile hastanede tanıştım. Kocamın tedavisi için hastaneye gittiğimde beni hastanede gördü. Ne oldu? Kocam bu hastanede. Hasta. Doktor kocamı tedavisi için Mumbai'ye götürmemizi istiyor. Nasıl götüreyim? Hastane masrafları, ilaç parası. Ben sana yardım edebilirim. İşte o zaman bana 2 altın bilezik verdi. Bunu bana kayınvalidem sevgisinin sembolü olarak vermişti. Güvenimi boşa çıkarma. Ben sadece kocamın hayatını kurtardım. Başka bir şey yapmadım. Bileziklerin biriyle kocamı tedavi ettirdim. Diğer bileziği satmak istediğimde ise işte... Ben bu bileziği satmak istiyorum. Nadir bir parça. Size 200 bin rupi veririm. Şimdilik 20 bin rupi vereyim. Paranın kalanını sonra gelir alırsınız. Buyurun. İşte bu kadının bileziğimi götürdüğü kuyumcu benim tanığımdı. Bileziğimi görünce tanımış. Hemen haber verdi. Bu bilezik... Sizin hanımefendi. Bileziği bir kadın satmak için bana getirdi. Görür görmez tanıdım. Çünkü hanımefendi, bu bileziğin bakımını her yıl ben yapıyorum. O nerede? Onu bilmiyorum ama ona 20 bin rupi kapora verdim. Paranın geri kalanını daha sonra alabileceğini söyledim efendim.
Bu arada da size haber vereyim dedim. Şuna bakın. Benim bileziğim. Bunu bayan Magla'ya vermiştim. Kuyumcu bir kadının onu satmak için getirdiğini söylüyor. Kimmiş o kadın? Bu bileziği nereden bulmuş ki? Sanırım ben kim olduğunu biliyorum. Gerçeği ondan duysak daha iyi olur. Kuyumcunun dükkanında saklandık. Kanta parayı almaya gelir gelmez onu yakaladık. Kuyumcu bize işaret vermişti. Ondan sonra... Paranın hepsi hazır. Ama önce şunu söyleyin. Siz bu bileziği nereden buldunuz? Bundan size ne? Ben öğrenmek istiyorum. Çünkü bu bilezik benim. Nereden buldunuz onu? Onu tanıyor musunuz? Kendisi meclis üyesi. Bay Jagdish Singh. Eğer polise bir haber verirse hapislerde çürürsünüz. Hadi. Gerçeği söyleyin. Ben bir şey yapmadım. Lütfen affedin. Size gerçeği söyleyeceğim. Affedin beni. Hata ettim. Demek geçen Nimboli'nin bana bahsettiği kişi sizsiniz. Biliyordum. Bayan Magla bu işi halletmek için mutlaka birini bulmalıydı. Ne büyük sahtekarlık. Utanmıyor musunuz? Peki. Diğer bilezik nerede? Kocamın tedavisi için Mumbai'de onu sattım. Büyük bir hata yaptım. Lütfen affedin beni. Hemen olmaz. Affedilmeyi hak etmeniz gerek. Sonra da Kanta'ya Bayan Magla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarması şartını söyledim. Bu benim ablam gibi olan yengeme aitti. Ben bu bilezikleri kendi ailemin kadınlarına bile vermedim, size verdim. Sırf size çok minnettar olduğum için. Ama siz karşılığında ne yaptınız Bayan Magla? Bu bilezikleri şahsi menfaatiniz için sattınız. Çünkü Nimboli öz annesinden öyle nefret etsin ki sizden kopamasın ve ömür boyunca size bağlı kalsın. Ben bu kıza yalan söylediğimden beri vicdanım bir türlü peşimi bırakmadı. Yalan söylememe, böyle büyük bir günah işlememe sebep olduktan sonra neden susuyorsunuz? Hatanızı kabul edin. Size inanamıyorum. Kızınız olarak gördüğünüz bu yavruya ve diğer herkese nasıl yalan üstüne yalan söylediniz? Hiç utanmadınız mı? Bu kolyeyi bilerek saklamadınız mı? Kaybedince Nimboli suçlansın diye. Biz onu azarlayalım, siz de onu bize karşı doldurabilesiniz diye. Neyse ki ona hemen yenisini yaptırdık.
Ama bir şeyi düşünemediniz. Sakladığınız bu kolyeyi dolabınızda ben buldum. Benim Urmi'nin doğum öncesi törenine gitmemi engellemesi için Shivam'dan hasta numarası yapmasını istemişsiniz, öyle değil mi? Ben Nimboli ile vakit geçirmeyeyim diye. Yenge, yani senin şimdiye kadar söylediklerin hepsi... Sen bize Cetsar'daki insanların Nimboli'yi sevmediğini söyledin. Ona sürekli bağırdıklarını söyledin. Shivam'la Nimboli arasında ayrımcılık yapıyorlar dedin. Bir gün karate dersinde Bayan Anan diye bir şey olunca herkesin Nimboli'ye bağırdığı o olay... Yalan bu. Bana hiç kimse hiçbir zaman bağırmadı Kamla abla. Herkes Shivam'a bağırdı çünkü Shivam beni azarlamıştı. Buna inanamıyorum. Yenge, ben senin bugüne dek söylediğin her şeye inandım. Ama sen hepimize yalan söylemişsin. Bu yüzünü göreceğim. Asla benim aklıma gelmezdi. Ve siz de. Siz de bu kıza çocukluğundan beri annesinin onu çöplüğe attığını söylüyorsunuz. Hayır, hayır hanımefendi. Bu çok yanlış bir suçlama. Biz ona annesiyle ilgili hiçbir şey söylemedik. İsterseniz sorabilirsiniz. Hanımefendi, bana sorarsanız bu işin arkasında da sadece ablam var. Nimboli'nin benden nefret etmesini istediniz, öyle değil mi? Herkes bana sizin Nimboli'yi benden uzaklaştırmaya çalıştığınızı söylüyordu. Ama ben buna asla inanmamıştım. Çünkü siz onu bir anne gibi önemsiyordunuz. Onu ne kadar sevdiğinizi anlamıştım. Ama siz bir anne olarak benim acımı anlayamadınız. Bir anne olarak başka bir annenin duygularını umursamadınız. Bayan Magda benim 12 yıldır kızımı bağrıma basmak için nasıl yanıp tutuştuğumu biliyordunuz. Ama yine de bir şey demedim. Sustum. Bir anne olarak onun üstündeki haklarımı kullanmadım. Neden? Çünkü size güvenmiştim. Siz ne diyorsanız onu yapıyordum. Ama siz ne yaptınız? Bir anne çocuğu için her şeyden vazgeçer. Siz Nimboli'yi, gerçeği, sevdiklerini ve geleceğini bilme hakkından mahrum ettiniz. Bunu şahsi menfaatiniz için yaptınız. Neden Bayan Magla? Nasıl bu kadar bencil davranabildiniz? Ha, nasıl? Bunu neden yaptınız? Söyleyin! Siz yapmaz mıydınız? Yaşamak için tek sebebim. O da Nimboli'm. Benim kızım. Benim gibi bir dulun hayatında Nimboli dışında ne olur söyleyin. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bayan Anandi. O 12 yılda kızınız sizin için ölü değil miydi? Onu bunca yıldır büyüten bendim. Ben onun bezini değiştiriyordum. Ağladığı zaman ona ben sarılıyordum. Bebekken parmaklarıma dokunduğu zaman Bayan Anandi... İnanın bana kendi çocuğum olduğunu hissetmiştim. Küçücük ayakları karnımı tekmelediğinde... Doğmamış bir bebeğin... Benim karnımı tekmelediğini hissediyordum Bayan Anandi.
onu ben kendi ellerimle büyüttüm. Ona ben annelik ettim. Bu evde ona zulmedildiğinde ben üzüldüm. Bütün bunları bir anne yaşar değil mi Bayan Anandi? Bunları anneler yaşıyorsa ben nasıl onun annesi olmam? Siz 12 yıl sonra geldiniz ve kızınızı alıp gideceksiniz, öyle mi? Neden Bayan Anandi? Özannenin bazı hakları vardır. Ama sevgi bağının hiç değeri yok mu? Ama ben sizin sevgi bağınıza kızımın üstündeki haklarımdan daha fazla kıymet verdim Bayan Magla. Kendi evimde sizi Nimbole'nin annesi olarak ağırladım ben. Ben sizin merhametinizi istemedim. Ben kızıma olan sevgimi kimseyle paylaşamam. Kızımı kimseyle paylaşmayacağım. Kızım, hadi gidelim. Buradan çok uzaklara gidelim. Herkes yalan söylüyor. Sen benim kızımsın kızım, lütfen. Uzaklara gidip yaşayalım. Temelli gideriz buradan. Kimsenin bizi ayıramayacağı bir yere gideriz. Gel benimle kızım, hadi. Hayır. Kötüsün hem de. Bana hep yalan söylemişsin. Ben de senin her yalanına inanmışım. Sen benim annem olamazsın. Kötüsün sen. Çok kötüsün. Nimbole, kızım benim. Nimbole. Ablamın gerçeği ortaya çıkarmaması için tek kozum buydu. O da gitti. Akiraj'la ilgili gerçek her an ortaya çıkabilir. Ne yapacağım şimdi? Nimbole. Nimbole. Ağlamamalısın canım. Sakin ol. Sen benim annem misin? Biliyor musun? Ben annem hep senin gibi olsun isterdim. Annem gibi olmasını istediğim kişinin öz annem olduğunu bilmiyordum. Nimbole. Thank you.
Ben burada kalmak istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum. Yengime yüzünü görmek istemiyorum. Anne, götür beni buradan lütfen. Gidelim anne. Tamam kızım. Komiser bey, onu sahtecilik ve psikolojik şiddet suçlamalarıyla gözaltına alın. Gelin. Bir saniye Cego. Bir anne için çocuğunun nefretinden daha büyük bir ceza olur mu? Gidelim buradan. Peki. Hadi kızım. Lütfen kızımı durdur. Neden durdurayım ki onu? Tam 12 yıldır her zaman acı çekti o yenge. Şimdi her şey iyi iyi gidiyor. Sense ona da engel mi olmak istiyorsun? Yenge, eğer onu bu kadar seviyorsan, neden onu ailesinden uzak tuttun? Neden onu bu mutluluktan mahrum bıraktın? Hem ona annesi olduğunu söyledin, hem de bunun bedelini ona ödettin. Yazık. Nimboli doğru söyledi. Sen kötüsün. Hem de çok kötüsün. Gidelim Puskar. Gösteri sona erdi oğlum. Gidelim hadi. Bizi ne kadar çok beklettin. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çocuklar nereye gittiler? En azından Şivam karşılamaya gelseydi.
Eve hoş geldin Nimboli. Nimboli, biliyor musun? Biz ne zamandır seni bekliyorduk. Nasılsın? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Nimboli, abin olduğumu öğrendin değil mi? Buna sevindin değil mi? Tanrım onları her zaman böyle mutlu etsin. Hadi Tanrı'ya dua edelim. He? Hadi. Babam mı? Sana bir söz vermiştim Şif. Bir gün çocuklarımızın ikisini de senin karşına çıkaracaktım. Bu nandenimiz Şif. Bu da Şivam. Lütfen çocukların için dua et. Ayrı kaldıkları için Nandini'nin erişemediği mutlulukların her bir dakikası, her bir anını telafi etmesi için ona dua et ki hepsini bulsun. Hep beraber, hep mutlu olsunlar ve asla ayrılmasınlar. Nimboli, bunları senin için yaptık. Çok güzel değil mi? Bu benim ve bu da... Hadi önce sütünüzü için. Yoksa soğuyacak. Al. Şivan. Nimboli. Kızım, yarın çok özel bir gün. Bu ailenin... Bu evin kızı olarak ilk günün canım. Senin için özel bir şeyler yapmak istiyorum. Hadi söyle. Ne istersin bakalım? Benim tek isteğim. Yarından itibaren bana Nimboli değil, Nandini olarak seslenmen. Tabii ki. Sadece ben değil. Bundan sonra herkes sana Nandini diyecek. Sana bu isimle seslenmek herkesi çok sevindirecek. Al. Ben bitirdim anne. Ne zamandır seni bekliyordum. Bana anne dediğini duymaya can atıyordum benim güzel kızım. Teşekkür ederim Nandi. Teşekkür ederim.
öz annem olduğunu bana daha önce söylemedin. Çünkü Bayan Magla bana senin öz annenden nefret ettiğini söylemişti kızım. Seni zaten bir kere kaybetmiştim. Bir kere daha kaybetmek istemedim. Bu yüzden Bayan Magla'nın sözünü dinledim. Ve gerçeği sana söylememeye karar verdim. Anne. Demek istediğim, yengen böyle bir şeyi bize neden yaptı? Sen şimdi boş ver bunu. Başka bir zaman konuşuruz. Hı? Uykun gelmiştir değil mi? Yatmak ister misin? Hadi ben sizi yatırayım. Gelin. Sucam harabaysa abu avi he abu kilere babu savi he sucam harabaysa ek ghadi Mutlu musun? Ya sen? Şivan, ben en son ne zaman bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Seria